Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda çıkıma Light Brahma yumurtalarımızı koymuştuk. Çıkım sepetinde toplamda 33 adet yumurtamız mevcuttu. Daha sonrasında tekrardan bir 30 adet yumurtamızı makinamıza yüklemiştik. Hep beraber döl kontrollerimizi yapmıştık. Şimdi bugün civcivlerimizin 21. günü, çıkım günü. Hep beraber makineyi açarak kaç tane civcivimiz çıkmış göreceğiz. Şimdi makinamızı açarak kaç adet civcivimiz çıkmış hep beraber bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Önce yukarıdaki sepeti bir alalım. Hala çıkımda olan yumurtalarımız var. Bunlar da çatlamış. Tekrar hızlı bir şekilde makineye koyacağım bunları. Bu şüpheli olan yumurtamız. Yine güzel bir çıkım olmuş arkadaşlar. Maşallah. Bu civcivimiz sakat olabilir. Onun tedavisine tekrar bakacağım. Arkadaşlar, çıkamayan yumurtalarımız mevcut. Bunda herhangi bir belirti yok. Bu da şüpheli olan yumurtaydı. Bu çatlatmış. Bu da çatlatmış. 5 yumurtadan 3 tanesi çatlatmış. Hemen hızlı bir şekilde makineye koyacağım. Isı ve nem değerleri tam kaybolmadan makinenin tekrardan gün boyu makine içerisinde duracaklar. Arkadaşlar 3 adet ayrık bacak dediğimiz, her ne kadar çıkım sepetinin altına halı kaydırmaz koysak da görmüş olduğunuz gibi ayakları ayrık bir şekilde dünyaya gelmiş. Bu civcivleri düzeltme ihtimalimiz var. Her iki ayağını da bantlayarak 24 saat bantlı bir şekilde tutacağız. Daha sonrasında bantları açtığımızda 1-2 gün içerisinde düzelme ihtimalleri var. Şimdi hızlı bir şekilde ışıklandırmalarını, ısıtıcılarını, yemlerini ve sularını vereceğim. Toplam 5 adet yumurtayı tekrar makineye koyduk. 3 tanesi çatlatmıştı. 2 tanesinde herhangi bir belirti yoktu. O 2 tane belirtisi olmayan yumurtalardan birisi şüpheli yazmış, şüpheli diye ayırmış olduğumuz yumurtaydı. Şöyle bir sayı almak istiyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28. 5 adet yumurtamız da makinede arkadaşlar. Toplam 33 adet. Makinamızda olan 5 adet yumurtanın 3 tanesi çatlamış vaziyette. 2 tanesinde herhangi bir belirti yok.
Ben yine de tekrardan makine içerisine aldım. Şimdi buradaki sakatleyicilerimizin ayaklarını bantlayacağız. 24 saat boyunca iki ayakları da bantlı şekilde kalacak. Onları da sizlere göstermiş olayım. Bu şekilde sakat doğan civcivler ayaklarını da bantlayıp 24 saat birbirine bantlı bir şekilde tutarsanız %95 düzelme ihtimali oluyor. Çok sıkmadan şu şekilde durması yeterli arkadaşlar. Diğeri nereye gitti? Diğeri burada. Şimdi yemlerini ve sularını verelim. Dinlenmelerine baksınlar. Çok fazla rahatsız etmeyelim. Çünkü üşüyorlar belli. Şu şekilde ortasına ayırma ihtiyacı duydum. Çünkü ampulün altına toplandıkları için buradaki 3 tane ayağını bantladığımız civcivleri ezebilirler. Bu sebeple bu şekil daha güvenli olacak. Arkadaşlar dün akşam çıkamayan 5 yumurtamız vardı. Bunların 3 tanesi çatlatmıştı. Bir tanesinin üzerinde şüpheli yazısı vardı. Bir tanesi de hiçbir şekilde belirti yoktu, çatlatma yoktu. Ben yine de makineye koymuştum bunları. Şimdi makinamızı açalım. Son durum neymiş tekrar bir görelim. Arkadaşlar daha yeni çıkmışlar büyük ihtimal. Bunun üzerinde herhangi bir belirti, işaret koymamışız. Muhtemelen boş veya gelişim belirli bir süreden sonra durmuş olabilir. Bu da şüpheli diye ayırdığımız yumurta. Muhtemelen boş olan yumurta. Toplamda 33 adet yumurtamız vardı. Döllü olarak ayırdığımız. Çıkamayan 3 civcivimiz de çıkmış. Şimdi bunları tekrar makineye koyalım. İyice kurusunlar. Daha sonra diğer arkadaşlarının yanına alacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan farklı videolarda görüşmek üzere.